Merhabalar arkadaşlar. Ben Gamze Hocanız. Matematik dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 9. sınıf. Yine hala 3. ünitedeyiz ve konumuz basit eşitsizlikler 2. kısmına geldik. Dedik ki basit eşitsizlikler kısmında ağlar büyük küçük mantıklı ilerlediği zaman toplama ve çıkarma işlemleri, dört işlem mantığını yapacağız ve bu dört işlem mantığının nasıl işlediğini görmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Diyordu ki A ile B, A aralığı 5 ile 1, B aralığı 3 ile eksi 2 aralığındaysa toplam demiş sistemleri çapraz olarak topluyorum. Topladım. Eksi 1. Topladım. 8. İkisinin toplamını yaz. Evet öğretmenim bu güzel. Ama şuraya dikkat et. A eksi B. Dikkat etmen gereken eksi dediğim sayı B sayısına mı yazılmış? O zaman A değerini aynı bırak. Burası 1. Burası 5. B değerini yazacaksam eksiyle çarpmışım, eksi B yazdım. Şuna dikkat et. Eksiyle çarparsam eşitlik yön değişir. Eşitlik yön değiştirme sıkıntı yaşama. Sayıları yer değiştir. Eksiyle çarptığımda eksi 3 buraya gelsin. Eksiyle çarptığımda 2 olsun. Şimdi sistemi topla. Hocam burayı toplarsam cevap eksi 2. Burayı toplarsam 7. A eksi B aralığı hangi aralıkta değişiyormuş? Eksi -2 ile 7 aralığında değişiyormuş diyorum. Dikkat etmem gereken mevzu hangi mevzuymuş? Hocam hangisi -10 eksi? eksiye çarptım? Eşitliği yön değiştirmek yerine sayıları eksiye çarpıp yer değiştirdim. Yine aynı mantığa gitmiş olacak. Tamam mıyız? Hadi bir devam edelim. Çarpma işlemi demiş. Burada dikkat. Çarpma işleminde bütün sayıları çarp. Bütün sayıları çarp demek. Şunların ikisini çarptım. 12. Bunların ikisini çarptım. 6 dikkat. Bir de çapraz çarp. Eksi 8. Bir de çapraz çarp. Eksi 9. A çarpı B aralığı olarak yazacağım sayı değerinde. Eşitlik var mı? Eşitlik var mı? Yok. Yok yok. O zaman eşitlik yok. A çarpı B yazdım. 6 mı büyük? 12 mi? Hocam 12 büyük. 12 yaz. Eksi 9 mu küçük? Eksi 8 mi? Hocam eksi 9 küçük. O zaman eksi 9 yap. Az önce toplama ve çıkarma yaparken sadece şunları çarpıyorduk. Dış kulvarlar, dış kulvarlar. Dış kulvarlar, dış kulvarlar diye ilerliyordum. Ama çarpma işleminde ise şuna dikkat etmem gerekiyormuş. Hocam düz çarptım, çapraz çarptım, 4 tane olasılık buldum. 4 olasılıktan hangisi daha küçükse o benim için küçük, hangisi daha büyükse o benim için büyüktür değerini göreceğim. Hmm, hadi bir işleyelim bakalım daha değişik olaylar var mıdır? En önemli kısım özellik kısmı özellikle de üstü sayılar mantığında çok gelecektir. Diyor ki ifade A dediğim sayı birden büyükse birden büyük olması demek hem bileşik hem de tam sayılı kısımları kapsar. Hadi geldim ifademe M N üzeri olarak yazmış dedim ki 2'nin M'inci kuvveti küçüktür 2'nin N'inci kuvveti şeklinde düşünüyorsam hocam bu hikaye burası 1 olur burası 2 mi olur? Yani 2'nin birinci kuvveti 2 küçüktür. 4'ten mantığını uyar mı? Uyar. Yani tepeler aynen mi kalır? Bak hocam küçük olan tarafta küçük, büyük olan tarafta büyük kalmış. Evet hadi bir devam edelim. Hocam bu iki ifadenin ikisi de ne? Sıfırdan büyük müdür? Pozitif, pozitif. Pozitif sayıları üstel olarak yazdığımda eğer a üzeri m küçüktür. a üzeri n şeklinde düşünüyorsam burada a ve b mantığında mı çalışacağım? Hocam gel şurayı B yapalım. Hikayem sadece şu olacak. Büyük olan sayı büyük tarafta. Bak büyük olan B'di. B de bu tarafta. Küçük olan sayı küçük tarafta deyip yazacağım. Tamam mıyız? Hadi bir devam edelim hocam. Bu sefer sayılarla ilgili şöyle bir ifade vermiş. Ne dediğim çift? Ne dediğim tek olabilir. Bu sayılar eksiye eksi midir? Hocam eksi sayıların çiftinci kuvveti pozitif. Tekinci kuvveti ise sayıları değiştirmeyecek aynı kalacak. O zaman bak buraya bak. Tekinci kuvvet sistemi değiştirmeyecek. Bak tekinci kuvvet sistemi değiştirmediği için en tekse sistem aynı kalacak. Çift olduğuna eşitlik yön değiştirecek. Hatırla konuların en başında kıl kuyruklar kimlerdi? Eksi sayılar ve çift sayılardı. Ve hala eksi sayılar ve çift sayılar benim için kıl kuyruk olarak işlevselliğini hala yitirmedi. Hadi bir devam edelim hocam. Dördüncü özellik asıl mevzular da buradan geliyor. Ne anlatıyordu hocam? A dediğim sayı 0 ile 1 aralığında yani bu ifade gizlice rasyonel ifade midir? Ama nasıl rasyonel? Pozitif rasyonel. Der ki A üzeri en küçüktür A'dan. Yani diyor ki sayının kendisinin karesini, dördüncü kuvvetini, 5. kuvvetine herhangi kuvvetini aldığında sayı mantığı yani şuradaki sayı mantığı pozitif olmak kaydıyla en elemanıdır doğal sayılar olmak kaydıyla yazdım a büyüktür. Kimden? a üzeri n'den. Geldim buraya. Eksi 1 ile 0 aralığında diyorsa eğer. Hikayem kesinlikle rasyonel. Rasyonel ama nasıl rasyonel? Eksi eksi. Eksi rasyonel olarak ilerler. Demiş ki a küçüktür. a üzeri n şeklinde yazıyorum. Şimdi bak buraya. Bu adam rasyonel ya. Mantıkta yazıyorsam bu sayı her türlü sistemi sağlayacak mı? Bak hadi düşünelim. Bu adam eksi 1 bölü 2 olsun. Eksi 1 bölü 2'nin kübüncü kuvveti olsun. Eksi 1 bölü 8 mi olacak? Hmm, evet hocam. O zaman diyor ki küplü hali şuraya baktığımda eksi 1 bölü 8 sıfırdan daha uzağa mı gider yakınıma? Biri yarım gitmiş. Biri de çeyreğin yarısı gitmiş. Yani yarının yarının yarısı gitmiş. Ha, o zaman ne olacak? Bu taraf daha büyük olacak. Ben burada sorulara hep sıfırdan uzaklaşma olarak bakmam gerekiyor. Hadi bir devam edelim. Hocam baktım hikayeme. A kare küçüktür kimden? A'dan. Yani A sayısı benim için rasyonel sayı. Mutlak değer olmadığına göre bu adam sıfırla bir aralığında mıdır? Evet. Hocam o zaman üstü mantıkta yazacaksam tepeler yer değiştirecek. Yani şöyle düşün. 1 bölü 2'nin 1 2'nin kaçıncı kuvvet? Şuraya dikkat et. Hocam kübü karesinden daha küçük müdür? Evet hocam daha küçüktür. O zaman tepeler Ters mi işaret? Bak 3 büyüktür 2'den mi? O zaman ben de öyle yapacağım. 3x eksi 5 büyüktür 4x eksi 8'den. X'i buraya attım. X. Hadi bunu da buraya attım. Artı 3 mu oldu? X dediğim sayı değeri 3'ten küçük değerler. O zaman 3 ne olacak? Açık aralık. 3'ten küçük değerler. O zaman bir tane de ne olacakmış? Eksi sonsuz. İkisi de ne olacak? Açık. Açık aralıkta sistemi işletmiş olacak. Tamam mıdır arkadaşlar? Dikkat etmem gereken ifade. Şunu gördüm. Bu ifade nasıl ifade? Rasyonel. Hocam mutlak vermediğine göre kesinlikle nasıl rasyonel? Pozitif rasyonel. Pozitif rasyonel diyorsa o zaman tabanları aynı. Tepeleri zıt işaret olarak dönüp sistemi tamamlayacaktır. Hadi bir devam edelim. Baktım. İfademi vermiş. Aralık demiş. C aralığı demiş. O zaman C'yi yalnız bırakacaktım. C kendinden yalnız bırakılmış. Şimdi hikayeme gel. Hocam C dediğim adamı. 4a bölü b artı 2b bölü b diye yazdım. 4a bölü b artı 2 diye yazdım. Şimdi bak benim ifademde görmem gereken a'yı b'ye bölmüş. 4 ile çarpmış. Sonuna 2 eklemiş. a'yı b'ye bölmüş. a'yı b'ye bölmüş. Hocam herkese a'ya, herkese a'ya, herkese a'ya böldüm. a'ya a'ya böldüm. 1. Burası b bölü a. Bu aralıkta yine sıfır mı olacaktır? Evet öğretmenim. Ama bende şöyle bir sıkıntım var. A bölü B diyor. Hım. Hocam o zaman hikayeyi şöyle yapalım. Herkesi takla attıralım. Tamam. Herkesi takla attırırsam bir büyüktür B bölü A'dan değil takla attı artık A bölü B'den. Hocam buraya sıfır yazarsam tanımsız olacak. Hım. tamam onu yazmayacağım o zaman. Hikayem ne demiş? 4 ile çarp bu hikaye. Tut bunu 4 çarp. O zaman 4 büyüktür. 4A bölü B'den. Hocam ne eklenmiş? 2. Buraya da 2. Buraya da 2 ekledim. 6 büyüktür. 4A bölü B'den. O da artı 2'dir. Bak bu ifadenin tam dairesi geldi mi? Bu ifade aralığım benim. 6'dan küçük değerler mi? Evet hocam. 6 yazdım. Küçükse eksi sonsuza mı gideceğim? Açık mı kapalı mı? Hocam eşitlik yok. Açık. Hocam zaten sonsuz daima açıktı. Sistemi buradan yakalıyorduk. Tamam mıyız? Bana verdiği ifadeyi sadeleştirdim. Bulmam gereken ifade A bölü B. A bölü B'yi yarattım. Yarattıktan sonra yanına 4 de çarpmış. Sistemi 4 de çarptım. Yarattıktan sonra yanına 2 eklemiş. Sisteme kaç ekledim? 2 ekledim. Aralığımı da düzenlemiş oldum. Hadi bir devam edelim hocam. Baktık. X aralığı kaçtır? Değildir. Yorumunu yapmış. Dedim ki hocam ikili ikili çalış. Gel burayı ikili. Gel de burayı ikili çalışalım. Çalışalım hocam. Dedim ki 1 bölü 5 küçüktür. 2 bölü x eksi 1'den. Hocam bu adamı bu tarafa da atabilirim. İçler dışlar da yapabilirim. Herkes pozitif çalışmış. İçler dışlar yapayım. Bu adamı 1 ile çarptım. x eksi 1 küçüktür. Kimden? 10'dan. O zaman x küçüktür. Attım bunu da bu tarafa. 11'den. Hadi buraya çalışalım hocam. Şimdi bu ikisini çalışırsam 2 kere 3 6. Küçük eşit. Burası kimmiş? x eksi 1. Hocam biri bu tarafa atarsak x değerim küçük eşittir kimden? 7'den. İkisini mix et. x dediğim aralık eşitlik varmış 7. Küçük olacakmış 11'den. Aralık yazacağım 7 ile 11. Hocam şuna dikkat. Eşitlik var mı? Var köşeli. Eşitlik var mı? Yok. Açık aralık dedim. Olayımı bitirdim. Bu kadar. Mevzu hep bundan ibaret. Tamam mıyız? Hadi bir devam edelim hocam. Kareler ve küpler aralığı. Bu soruda dikkat etmen gereken bir mevzu var. Onu yakalamanı istiyor senden. Hadi biz de o mevzuyu yakalayalım. Hocam kare mi demiş? Eşitliğin her iki tarafın karesini al. Karesini aldım. 9. Karesini aldım. 36. Eşitlik aynı halde kalır. Sıkıntım yok. Şimdi buraya dikkat et. Z dediğim sayı değeri aralığı. Karesini aldım. 9. Karesini aldım. 1. Eşitlik var. Eşitlik yok. Dikkat! öğretmenim. Burada yapmam gereken mevzu şu. Z kare dediğimde eksi 3 ile 1 aralıkta sıfır var mıdır? Var. Hocam sıfır burada eşitliğin içinde midir? Eşitliğin içindedir sıfır yaz. Şimdi şuna dikkat et. Eksi 3'ün karesi 9. Birin karesi bir. Kim büyük? 9. O zaman tut buraya 9 yaz. Sistemi buradan sağlamaya çalış. Hocam peki soru şöyle olsaydı. Ha, kimin karesini aldın? 3'ün karesini. O zaman eşitlik olacaktı. Ama bizde bu yok. O zaman sistem bu şekilde kalacak. Şurada dikkat ettiğim nokta bu. Not, 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 not. Arada sıfır var mı? Varsa sıfıra eşit ve büyük olur. Sonra da şunu yapacağım. Verilen iki uç noktadan hangisinin karesi büyükse onu kullanmam. Benim için her zaman daha avantajlı olacak. Hadi bakalım devam edelim hocam. Vermiş hikayeyi. Bir şeyler yakalamamı istemişsen de onu yakala. Öğretmenim A dediğim sayı değerim. Bir şeyin karesi kendisinden küçükse bu adam rasyonel. Rasyonel dediğim aralık 0 ile 1 aralığında çalışır. Şimdi buraya gel. B'nin en büyük değeri demiş. Hocam B'nin en büyük değeri bu sayı değil mi? Yani bir şeyin kübünü almış. 5 ile çarpmış 2 çıkarmış. Ben de o şeyin kübünü alayım. Kübünü aldım. 0. Bu adam A küp. Kübünü aldım. 1. Kaçla çarpmış? 5 ile çarpmış. Herkese 5 ile çarpıyorum. 0. 5 A küp. 5. Kaç çıkarmış öğretmenim? 3 çıkarmış. Tüm sistemden 3 çıkarıyorum. 3. 5 a küp 3. O da küçüktür. Kimden? 3'ünü de çıkardım. 2'den beni alabileceğim. Abi zaten aralıkta. Eksi 2, eksi 1, 0, 1. 2 alamaz. Eşitlik yok. Eşitlik yoksa bu aralıkta alacağı en büyük değer kimmiş? 1'miş. 1'in işaretlemesini yapar. Geçelim. Tamam mıdır arkadaşlar? Bak hikayem ne kadar düz. Şuradaki mantıktan ne olduğunu düşünüyorum. Rasyonel, rasyonel dediğim sayıda hangi aralıkta? Dedik ki rasyonel dediğimiz sayıda 0 ile 1 aralığında yazdım. Şimdi istediği ifade önce küp, 5 ile çarp 2 çıkar. Sistemi ona göre ayarlamış oldum. Hadi bir devam edelim. Baktım. En büyük değer. Çok düz yanaşacağım. Çok 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 düz. Kendini sakın sıkıştırma. Hocam A dediğim sayı değeri. Burada bir yorum yaptırmış ya bana. Kesinlikle sonuç pozitif olduğuna göre bu sayı rasyonel olamaz. Değil mi? En kötü 0, 1, 2, 3. Hocam 3'ün küvü 27 ya olamaz. Oldu mu? Ha, hocam o zaman diyeceğim ki en büyük vurgusunu yapmış ya. Burası eksi sonsuza kadar da gidebilir bilemem. O zaman dedim ki bu hikayeyi çalışacaksam 3'ten aşağı değerler olacak. 2'den yukarı değerler olacak. Yani bu aralıkta çalışacağım. Buraya eksi 1 verdim. 1 bölü 3 küçük olur. Eksi bir şey verdim. Her türlü küçük olacak. Sıkıntı yok. Şu aralığı bulmam yeterli benim için. Hadi buraya çalışalım. Hocam B dediğim sayı 0. Birinci kuvvet. 5'in birinci kuvveti 5 beş olur. 5'in ikinci kuvveti karesi. Yani 25 küçük müdür 48'den? Evet. 3 ya Oo, hocam. 3 yazınca 125 olmaz. O zaman kimden küçük? 3'ten küçük. B dediğim sayı küçüktür. 3'ten. Hadi buraya geldim. Hocam 1- 2 karesi kübü 343. Aa, 3'ten aşağı olması lazım. 3 olamaz. O zaman diyeceğim ki C yine küçüktür. Kimden? 3'ten en büyük diyor ya taraf tarafa topladığımda A artı B artı C küçüktür. Kimden? 9'dan. Burası ne? Abi eksi sonsuz ne bileyim ben ne? Buraya baktım. En büyük değer 8'den bir aşağısı 8. 9'dan bir aşağısı 8 yazdım. En büyük tam sayı yazsak bizim için daha iyi olacak. Çünkü en büyük şu da olabilir. 8 virgül. 9 milyar 999 bilmem ne falan da olabilir. En büyük tam sayı dersem sınırlamam daha net ve daha doğru yapmış olurum. Tamam mıyız? Hadi devam edelim arkadaşlar. Geldik. Gerçel sayılar sırala. Sana sadece şunu diyorum. Çok düz mantık yanaşacağım. Aslında rasyonel sayılarda öğrendiğim konuyu burada pekiştiriyorum. Herkes birbirine eşit miymiş? Eşitse biri eşit. O zaman burası tam bir, o zaman burası da 1. x çarpı y kaçmış? 4. y çarpı z kaçmış? 1. x çarpı z kaçmış? Hmm, 6 ile 1'i çarptım. Şurası 6. Feci kaptırdı hocama <laughs> 16 yazsın. Diyorum ki 3 tane pozitif sayı varmış. Öyle sayılar çarpılmış ki sonuç ne bulunmuş? En küçük bulunmuş. 3 tane sayıdan 2 tane seçilmiş. Sonuç en büyük bulunmuş. Öğretmenim öyle iki sayı çarpılmış ki en büyük bulduğuna göre bunun içinde olmayan sayı kim? Y. Y o zaman kimdir? Küçüktür. Öyle iki sayı çarpılmış ki sonuç en küçük olduğuna göre ortanca ile küçük çarpılmıştır. Bunun için olmayan sayı kimdir? Z'dir. Z de kim olmalıdır? Büyüktür. O zaman geri zekalı şuradaki diğer arkadaşımız ne olacak? X arkadaşımız aralarda kaynayacak demektir. Sakın sayı vermeye çalışma kafanı cırtma. Geldim buraya öğretmenim. Büyüktür dedim. Kim büyükmüş? Z. Yazıyorum. Z büyüktür. Ortanca kim? X. O da büyüktür. Kimden? Y'den. Hikaye bundan ibaret. Aslında biz bunu rasyonel sayılarda toplama olarak verilen yöntemde o özel yöntem tablosunu öğrenmiş miydik? Fark ettiysen bir yöntemi öğrenip tüm sorulara bununla vurmaya çalışıyorum. Sen de bununla vurmaya çalış. Tamam mıdır arkadaşlar? Hadi bir devam edelim. Diyor ki alacağı değer aralığı bla bla bla. Ne yapmam lazım? Hocam ya sen bana dedin ki şunları tek tek oluştur. Bitti. Bu adam 4x kareyi mi oluşturacağım? Hadi gel kareyi oluşturum. Hocam kareyi aldım. Aralıkta 0 var mı? Var. 0 varsa eşitlik var. Eksi 3'ün karesi 9. 2'nin karesi 4. Kim büyükse onu yaz dedin. Yaz. Ama sana ne lazım? 4x kare. Hocam 4x kareden kolay ne var? Herkesi 4 ile çarptım. 0, 4x kare. O zaman burası da 36 oldu. Hocam x değerim buydu. Eksi 12 ile çarpmış. Eşitlik yön değişecek. Eşitlik yön değişmek yerine Gamze Hoca şöyle bir şey yapıyordu. Sayıları yer değiştir. Eksi 12 ile çarptım. Eksi 24. Bu adam da kaç oldu? Eksi 12x. Eksi 12 ile çarptım. 36. O güzel. Eksi 12x. 36. Buraya da geldim. Kim varmış? Eksi 24. Taraf tarafa topla. Bu adamı toplarsam eksi 24. Eşitlik var. Eşitlik yok. Yok. 4x kare eksi 12x yok yok yoktur. 72 hocam. Ve söyle söyle korkma ya 9 var. E tatlım 9'u buraya 9'u buraya 9'u buraya ekle. Ne dedik bir yere bir hareket yaparsam eşitliğin sağlı solu ortası fark etmez. Her yere aynı eşitliği uygulayacaktım. Hadi uygulayalım. Toplarsam burası eksi 15 4x kare eksi 12x artı 9. Buraya da 9 ekledim. Aralığım kaç olacakmış? 81. Aralık yaz bana diyor hocam. Değer aralığı. Dedim ki eksi 15 ile 81. Eşitlik yok. Açık. Eşitlik yok. Açık açık diyeyim. Sistemi tamamlamış olacağım. Hadi hadi. Üzülme. Az kaldı. Acımayacak. Bitireceğim olayı. Tarararam. En nefret ettiğim soru hocam. Neden? Negatif. Ben sana ne dedim. Negatif değilmiş gibi davran. Ve sonradan sistemi düzenle. Hocam o zaman dedim ki şunlar nerede eşitlenir? En büyük sayım 5 mi? Hocam 5. 10 yazsam bu olmaz. 15 yazsam olmaz. E 20 yazsam olmaz. Galiba 30'da oluyor. Gel buraya 30 yaz. Bu adama kaç verirsin? 15. Bu adam a 15 olur mu öğretmenim? 5 ile neyi çarparsam 30, 6'yı çarparsam. 2 ile neyi çarparsam 30, 15'i çarparsam. 3 ile neyi çarparsam 30, 10'u çarparsam. Şu anda kim büyük? B büyük öğretmenim. Sonra kim büyük? A. Sonraki büyük C. Darararam. Hocam sen pozitife göre çalıştın. Negatife göre çalıştığıma göre eşitlik yok mu? Değişiyor. Yapıştır. Küçük küçük. Evet. Sıralama nasılmış hocam? B küçükmüş A'dan. O da küçükmüş C'den mantığında ilerliyor. Bütün negatif sorularını pozitifmiş gibi düşünüp daha sonra da negatif gibi davranıyorum. Pozitif gibi düşündüğümde bu sayılar oluştu. Tamam. Hocam bu sayılar oluştuktan sonra sistematiği yer çevir. Bak ben büyük küçük diye ayırırken yazdım. Sonra dedim ki normalde B büyük olacaktı 15. Ama bak fark ettiysen mantık şu negatif ya. Eksi, eksi, eksi. O zaman en küçük kim olacak? Eksi 15. En küçük sonraki küçüğümüz eksi 10. Ve sonraki küçüğümüz de ne olacak? Yani artık bunların arasındaki büyüğümüz eksi 16 olup sistematiği tamamlanmış olacak. Tamam mıdır arkadaşlar? Hepinize geçmiş olsun. Evet basit eşitsizlik sorusu bazen çok basit gelmiyor. Bazen zor gelebiliyor. Dikkatli şekilde okursanız hata yapacağınızı sanmıyorum. Tek kıl kuyruklar negatifler ve çiftler negatifler de nasıl hesaplıyormuşuz sanki pozitifmiş gibi düşünüyorum sonra sistematiği eşitliğin yönünü değiştiriyorum negatif mantıkta tamamlamış oluyorum beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar hoşçakalın görüşmek üzere bay bay